sokulur. Son bakışın aklıma takılır. Aklıma takılır. Aklıma takılır. Son bakışın aklıma takılır. Aklıma takılır. Aklıma takılır. Ah gece gündüz susar. Çözmüş gemiyi, yakmış konakları. Kimseler duymaz, gizlice ağlar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Kimseler duymaz, gizlice ağlar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Kim o zaman? Kim gönderdi o battaniye parçasını? Ya o fotoğrafı Nermin abla? Söylesene. Birisi ipuçları vermeye çalışıyor. Esmer'i de Ali'yi de bulmamı istiyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum Ezel'cim. Belki biri kötü bir şaka mı yapıyor acaba? Hayır Nermin abla. Bu mesaj ya Esmer'den ya Ali'den. Onlar hayatta. Onları bulmamı kendileri istiyor. İnşallah canım. Unutma. Elimizdeki belgelerin doğruluğu kesinleşirse anneni de bulacaksın. Hoşça kal Nermin abla. Asansör geldi. Güle güle Zerciğim. Buyurun. Merhaba. Ben Roza Hanım'ın kardeşiyim. Aa evet tabii. Buyurun. Buyurun oturun. Kendisi gelmedi mi? Kız kardeşim biraz rahatsız. O yüzden gelemedi. Beni gönderdi. Geçmiş olsun. Mersi. Daha önce kardeşimle telefonda konuşmuşsunuz. Kayıp çocuğuyla ilgili bazı ipuçlarına ulaşmışsınız sanırım. Aa evet. Rosa Hanım'ın bize yaptığı başvuru neticesinde verdiği tarihlere uyan birkaç çocuk bulduk. Çok sevindim. Bu çocuklar hakkında bilgi alabilir miyim? Yani? Anlat hadi Niran. Nedir bu kadar önemli olan? Sosyal Hizmetler Kurumu'ndan geliyorum. Roza'nın çocuğu ile ilgili. Roza'dan habersiz mi yaptın bunu? Dinle beni Süleyman. Roza'nın verdiği tarih kurumda 3 kız çocuğuyla tutuyor. Bunların ikisi ölmüş. Biri çocuk yaşında hastalıktan, diğeri yeni ailesiyle geçirdiği bir trafik kazasında. Diğeri, üçüncüsü ise hala hayatta. Yani? Evlat edinen ailenin isteği üzerine bütün bilgiler silinmiş. İyi ya, o hayatta olan kız da zaten şimdi Roza'nın yanında. O Roza'nın gerçek kızı değil Süleyman. Kurumun ulaşamadığı bu kıza Haçlı nasıl ulaşabildi? O kızı araştırıyorum. Roza'nın kızı falan değil. Tahminin ne? İçimize sokulmuş bir düşman. Bir plan yapmalıyız Süleyman. Onun gerçek kimliğini ortaya çıkaracak bir plan. Seni bulduğuma, bunun gerçek olduğuna inanamıyorum Mezo. Her şey rüya gibi. Bu anı ancak rüyalarımda görebileceğimi sanırdım. Her şey gerçek Ali. Bak karşındayım işte. Anaokulu öğretmenisin ha? Bizim küçük Ezo'muz büyümüş de öğretmen olmuş ha? Ben de büyürken sen de pek boş durmamışsın. Hatta fazlaca büyümüşsün. Bu iltifat mı yoksa hakaret miydi? Bak eğer kötü bir şey söylediysen devlet memuruna hakaretten içeriye atarım seni. Yok ya. Ne olur amirim acıyın bana. Daha çok gencim. O kadar çok özledim ki seni. Umudum kaybolmuştu açıkçası. Ne seni
ne de Esmer'i bir daha göremeyeceğim sanıyorum. Esmer. Belki yine üçümüz bir arada oluruz Ali. Onun öldüğüne inanmak istemiyorum. O, Esmer yaşıyor Ezo. Geçen gün tuhaf bir şey oldu. Küçük bir çocuk bana bir zarf verip gitti. İçinden üçümüzün yetimhanede çektirdiği fotoğraf ve bir de misket çıktı. Yoksa bunları bana sen mi gönderdin Ezo? Yo, hayır. Ben göndermedim. Kimdi o zaman? Hadi üzülme artık. Bak birbirimizi bulduk işte. Umudumuzu kaybetmeyelim. Belki bir gün Esmer de çıkıverir karşımıza. Hep yanımda ol Ezo. Beni hiç bırakma. Bak tabağındaki bütün yemeği bitirince çabuk büyürsün Asya'cığım. Aç. Bitirince büyür müyüm hemen mi? Tabii. Tabağındaki yemekleri her gün bitirirsen büyürsün. Aferin. Merhaba anneciğim. Hoş geldin kızım. Hoş geldin Aylin. Asya'cığım afiyet olsun. Yemek mi yiyorsun? Hepsini bitirdim. Aferin canım benim. Nasılsın anneciğim? İyiyim kızım. Hayrola bir şey mi oldu? Hadi Asya'cığım. Sen odanda yarım bıraktın resmini tamamla bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi canım. Neyin var Aylin'ciğim? Nermin ablaya uğradım anne. Sosyal hizmetlerden geliyorum. Hala mı Aylin'ciğim? Hala bıkmadın mı şunları aramaktan? Öyle değil. Nermin abla bana bir kadının çocuğunu aradığını söyledi. Benim yetimhaneye bırakıldığım tarihle... Yani bir ihtimal... Ne? Anlamadım. Ne demek istiyorsun? O kadın belki benim annem olabilirmiş. Sen neler diyorsun Aylin? Sen benim kızımsın. Senin annem benim. Anne ne olur yapma. Lütfen. Hiçbir şey belli değil. Bu sadece bir tahmin. Bir ihtimal. İhtimal falan yok. Ben büyüttüm seni. Sen benim kızımsın. Senin ailen biziz Aylin. Olursun sakin ol. Benim annem sensin. Bunu kimse değiştiremeyecek. Ama beni doğuran, yıllardır arayan bir kadın var. Sadece biyolojik de olsa o benim annem. Annen ha? Yetimhanenin kapısına bırakıp ölüme terk eden kadın mı senin annen? Gerçeklerden kaçarak onlar yokmuş gibi davranamayız. Tıpkı benim Aylin değil de Ezel olduğum gerçeği gibi. İyi günler. Buyurun. Sosyal hizmetlerden geliyoruz. Aylin Özgen'i aramıştık. Sosyal hizmetlerden gelmişler kızım. Buyurun. Ne istemiştiniz? Kim geldi Aylin? İyi günler. Sosyal hizmetlerden geliyoruz. Asya Işıl'ı almaya geldik hanımefendi. Alamazsınız. Asya'ya evlat edineceğim ben. Daha önce de kurumunuzdan gelmişlerdi. Avukatım halletmişti. Bakın beyefendi, kızım bu çocuğu evlat edinecek. Gerekli olan prosedürleri avukatımız zaten hazırladı. Kimsesiz bir çocuğu evinizde alıkoyamazsınız. Yasal olarak buna hakkınız yok. Kurumumuza başvuruda da bulunmamışsınız.
Suç işliyorsunuz Aylin Hanım. Ne suçu? Başvuru yaptım ben. Avukatım yaptı. Hayır, yapılmamış. Bu çocuğu götürmek zorundayız. Bize bu konuda zorluk çıkarmayın lütfen. Bakın, izlediğiniz yol yasal bir yol değil. Evlat edinmek istiyorsanız kurumunuza başvurmalısınız. Böylesi daha iyi. Bu çocuğu alıkoymaktan polisle beraber gelmeye mecbur etmeyiz. Yavrum, hayır, hayır, alamazsınız onu benden, vermem. Anne, anne, bir şeyler yap. Lütfen bırak kızım. Çocuğu bize lütfen söz verin. Çocuğu benim lütfen söz verin. Böylesi daha iyi. Israr etmiş. Hadi Asya. Bak, bize yardımcı ol. Şimdi duracağımız yerde seni. Orada da çok güzel vakit geçirdik. Hayır Asya, hadi Asya'cığım. Hadi. Yavrum Aylin'i teslim etmekten başka çaremiz yok şu anda. Lütfen bize yardım. İşlemleri halledince alacaksın Asya'yı. Tamam, bırakın çocuğu. Çocuk da etkileniyor. Aylin. Lütfen yapmayın. Aylin Hanım lütfen yardımcı olun bize. Bırak, bırak, ne olursun. Lütfen. Hadi gelsin. Ben de beni Aylin. Çıkmayacağım da. Seni dinliyorum. Yeni bir bilgi var mı? Hayır. Suna Selvi Hanlı, Niran'la ilgili olan dosyayı ulaştıramadı. Neden? Dosyayı temin edeceği adam yanında vurulmuş. Ve biri de dosyayı alıp kaçmış. Sence? Niran tahmin ettiğimizden de güçlü. Aylin. Sinan, sana ihtiyacım var. Asya'yı benden aldılar. Ne olur çabuk gel. Tamam, ağlama. Ağlama canım. Geliyorum hemen. Sonra görüşürüz. Hey, ne oluyor? Sen. Sen artık çok oluyorsun Esmer. Lütfen üzülme artık. Harap ettin kendini. Allah kahretsin, evden çıkacak zamanı bulmuşum ben de. Hadi Aylin'cim, ağlama artık. Göreceksin. Alacağız Asya'yı yine. Hem alana kadar da görmeye gideriz onu. Asya benim için çok önemli anne.
Aylin Hanım'la görüşebilir miyim? Sinan. Tabii, kendisine haber vereyim. Misafiriniz var Aylin Hanım. Sinan, Sinan iyi ki geldin. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Asya'yı götürdüler. Aldılar onu Sinan. Elimden aldılar. Sosyal hizmetler götürdü onu. Götürdüler onu. İyi günler. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. İçeri gelsene, seni ailemle tanıştırayım. Gel. Annem, babam, arkadaşım Sinan. Memnun oldum. Balada karşılaşmıştık ama tanışamamıştık. Evet. Ben de çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Buyurun içeri geçelim. Engel olamadım Sinan. Çocuk esirgeme kurumuna götürdüler Asya'yı. O kadar çok ağladı ki. Gözümün önünden. Gözümün önünden çırpınış gitmiyor. Ağlama artık. Sana söz veriyorum, Asya'yı tekrar alacağız. Ben bir kahve yapayım. Süleyman Çesen'le çalışıyorsunuz değil mi? Evet babacığım. Sinan Çesen Holding'in en önemli isimlerinden biridir. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Beni şaşırttın. Biraz oturur sohbet ederiz diye düşündüm. Seni burada beklemiyordum. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Eve nasıl girdin sen? Murat açtı kapıyı. Hadi ama neşelen biraz. Ali, Esmer ve Ezo'ya. Birbirimizi bulmamızı içelim.
Merhaba. İyi akşamlar. Ben rahatsız etmiyorum ya. Seninle konuşmam lazım Sinan. Gelsene. Eze? Sen de mi buradaydın? Özel bir kutlama vardı galiba. Rahatsız mı ettim? Hoş geldin. Biz öylesine sohbet ediyorduk. Otursana, hadi gel. Bir şey içer misin? Şampanyamız var. Ezel bana teşekkür etmeye gelmiş. Sizi kavuşturduğum için. Hatırlıyor musun? Babam öldüğü gece söz vermiştin bana. Evet, hatırlıyorum. Sözün devam ediyor mu? Yanımda mısın? Her zaman. Sana bir şey soracağım. Sen bu alemin içindesin. Sokakları iyi bilirsin. Haçlı lakaplı birini hiç duydun mu? Hayır. Duymadım. Ya bütün gece böyle sıkıcı olmayacaksınız değil mi? Eski günlerinizi anlatsanıza biraz. Birlikte neler yapardınız? Biz neler yapmazdık ki? Kimsesizdik ama çok mutluyduk. Esmer, Ezo ve ben. Biz üç küçük çocuk kocaman bir dünya yaratmıştık kendimize. Ezo Esmer'e sürekli dilimize doladığımız bir hikaye anlattırırdı. Neymiş o? Hadi söylesene Ezo. Neyi anlattırırdın Esmer'e? Ya beni de içki çarptı galiba. Hatırlayamadım birden. Ya nasıl hatırlamazsın? Bak bunu unutmuş olamazsın. Ben... Anlat derdin Ezo. Esmer... Hatırlayamadım. Ali, gel kucama. Esmer, bulduğunu anlat. Bana bebek adını anlat. Yani hatırlayamadım. Her şeyi hatırlamama imkan yok değil mi? Bebek adı Ezo. Bebek adı masalıydı. Ha, evet ya. Bebek adıydı. İkna etmeye çalış Aylin. Hepsini çok özledim. Babanız sizi çok özledi de. Onlara beklediğimi söyle. Tamam abi. Sen merak etme. Gelseydin keşke. Birlikte konuşmamız daha iyi olurdu. Hiçbiri beni görmek istemiyor ki. Senin gitmen daha iyi olacak. Ben burada beklerim. Nedret'e... Onu da çok özlediğimi söyle. Peki. Aa, Aylin kızım, hoş geldin. Hoş bulduk Hikmet teyzeciğim. Habersiz geldim ama rahatsız etmedim inşallah. Neredeymiş benim canlarım? Kalam geldi. Ya bana da bırak. Yavaş çocuklar düşüreceksiniz halanızı. Benim ben de sizi çok özledim. Canım. Neyi yaptın da geldin Ali? Benim gözlemelerimi özlemişsiniz. Özlemez miyim? Yeni yapmıştım. Çay da demlendi. Ben tabakları hazırlayayım geleyim. Sıcak sıcak yiyeyim. Ellerine sağlık Hikmet teyze. Ben de sana yardım edeyim anneanneciğim. Gel bakalım halana.
Nasılsın Aileciğim? İyiyim Nedret. Asıl siz nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Gördüğün gibi. Huzurluyuz en azından. Asya nasıl Aile? Asya'yı aldılar Nedret. Ama işlemleri hızlandırdık. Onu evlat edinmek için her şeyi yapacağım. Herkes çok üzgün Nedret. Kimsenin keyfi yok. Gel yardım et. Tamam. Abim çok pişman. Şu anda da dışarıda. İçeriye gelmek istemedi. Benim konuşmamı rica etti. Sen akıl ver buna Aylin kızım. Kaç senelik evliler. Çocukları var. Yazık günah değil mi? İkisi de böyle perişan. Ne düşünüyorsun Nedret? Abimin hataları var, haklısın. O da son zamanlarda agresif olduğunu kabul ediyor. Sen gidince iyice afalladı. Seni de çocukları da çok özlediğini söylememi istedi. Bilmiyorum Aylin. Ben saygı istiyorum. Artık kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Bunu Timur'a değil, kendime ispat etmek için yapacağım. Aldığın kararlara hepimiz saygı duymak zorundayız. Ama biz senin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz Nedret. Ben rica ediyorum. Dön lütfen evine. Şu an böyle iyiyim Aylin. Bana Timur'dan ayrılınca kendimi bulacağımı söyleseler inanmazdım. Onsuz olamayacağımı sanırdım. Ama oldum. İyiyim. Nedir bu acele? Burada dışarıda görüşmemiz uygun değil. Anlatman gereken şey ne? Her gün daha fazla batıyorum. Sinan'a sürekli açık veriyorum. Şimdi diğer yetimhane arkadaşım Ali çıktı ortaya. Eskiye, çocukluklarına ait bilmediğim bir sürü detay var. Niran sürekli sorular sorup benim açığımı yakalamaya çalışıyor. Niran çok zeki bir kadın. Açık vermemeniz. Niran'a karşı temkinli olup onu alt etmeniz. Tehlikeli. Tahmin edemeyeceğin kadar tehlikeli bir kadındır Niran. Yavaşla biraz. Yavaşlan. Bakalım yanındaki kim ezelcik. Rosa beni kızı sanıp bağrına basıyor. Esmer beni mutlu etmeye çalışıyor. Ben bu görevi başarıyla sonuçlandıramayacağım efendim. Çok korkuyorum. Ne oluyor böyle size Allah aşkına? Hepinizde lüzumsuz bir duygusallık. Senin tek düşünmen gereken görevin. Rosa senin annen değil. Haber kaynağı. Seni kim sandığının hiçbir önemi yok. Esmer desen zaten hedefimiz. Sürekli aynı konuşmaları yapmaktan sıkıldım artık. Niran'a gelince, aslında hapiste olması gereken ama delil yetersizliği yüzünden hala tehlikeli oyunlarına devam eden bir suçlu o. Düşünmen gereken bunlar. Başka şeyler değil. Emredersiniz efendim. Benden haber alana kadar normal hayatına devam edeceğiz. Bir daha da benim talimatım olmadan görüşmeyeceğiz. Artık bilgi bekliyorum senden. Eğer yakalanırsan seni tanımıyoruz. Anlaşıldı mı? Sen ezelsin. Neler çeviriyorsun anlayacağız bakalım küçük şeytan. Alo.
İzleniyorsun. Hemen uzaklaş oradan. Hemen uzaklaş. Hemen. Eve gidiyoruz. Çabuk. Yavaş biraz. Önümüzdeki araba birden durdu efendim. Sola geç. Bas git, durma, çabuk. Oh, oh. Kimsiniz ulan siz? Kimsiniz ulan? Yasemin'cim, özledin mi beni? Böyle kapılarda karşıladığına göre. Hayvan! Ruh hastası pislik! Nasıl söylersin ailene? Nasıl söylersin? Nasıl söylersin ailene? Nasıl söylersin? Nasıl söylersin? Sevgilim, sinirlenince daha da seksi oluyor. Sakin ol. Neden bu kadar hiddetlendin anlamıyorum ki. Bırak beni aşağılık herif! Bu yaptıklarını senin yanına bırakmayacağım. Sana bunları çok kötü ödeteceğim. Ağır ol bakalım. Seninle ödeştik Yasemin Hanım. Artık berabereyiz. Aylin'le boşandığımıza göre rahatça beraber olabiliriz. Bırak kolumu hayvan! Bırak! Sen aşağılık, ucuz bir kadınsın. Seni kullandım ve hevesim geçti. Şimdi defol git buradan. Bir daha da karşıma çıkma, yürü! Seni mahvedeceğim pislik herif. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Benden kork bundan sonra. Kork! Çok korktum. Bak, tir tir titriyorum. Manyak.